Tamam mıyız? Uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz bayanlar baylar. Hoş geldiniz. 30. bölümdeyiz. Özel bir bölüm yapacağız. Dövme muhabbetlerini izlemediyseniz buradan başlayıp sonra tekrar 1'den 29'a bir serüven yapın derim. Tamam, ne konuşacağız? Karıncanın ve karınca tutunun isminin anlamını koymak isterdim. Kim? Herkes. Ben öyle bir şey bilmiyorum. Ben kaç kişiden duydum? Kimden duydum? Yani çok merak ediliyor tabii ki karınca tatu nedir, ne değildir anlamı, ama yalandan. Yani bolluk, bereket falan gibi anlamlar bekliyor insanlar. Öyle diyelim, kapatalım seni bence. Öyle diyelim, kapatalım. Bolluk, bereket. Hayır. Şurası full karınca duası var badananın altında. Yok, öyle kaçamak yok. Şimdi karınca, ya bir şeyin anlamı olmasına gerek yok bu arada sadece isim için. Ama var tabii, karıncanın anlamı var. Nereden başlayalım? Bir kere nasıl ortaya çıktı onu söylemek lazım. Yani hangi şartlar altında? Evet. Ben bir stüdyoda çalışırken istifa edip kendi ideallerimi gerçekleştirmek için bir yola atıldım. O zaman bir home stüdyo kurdum. 2015 Ekim'i olması lazım. Fotoğrafı da koyacağım birazdan. Kuruluş fotoğrafı var. Çok elit bir fotoğraf. Yine işte eskiden Kadıköy Barlar Sokağı'nın bir arka sokağında oturuyordum ve evim çok şeydi, ferahtı. Ama ben home stüdyoya çevirmeyi düşünmüyordum. Arkadaşlarım aklıma girdi. Karınca Tatu aslında bir home stüdyo olarak başladı. Ama çok küçük bir home stüdyo. Gerçekten yoklukla falan böyle aciz abi. Hiçbir şeyimiz yok. İğnemiz yok. Döve döve yapıyoruz falan. Çatalla yapıyorum. Yani gerçekten o kadar değildi ama benzerdi. Yani tabii ki malzemeler vesaire her şey alındı. Sağ olsun toptancı tanıdık olduğu için yardımcı olmuştu. Ama tabii ki zor şartlar altında oluştu. Borç, harç vesaire. Yine bir gün oturuyoruz. Hadi burası home stüdyo olsun falan dedi eş dost. Şöyle 5 kişi falandık galiba. O fotoğrafı şimdi koyacağım. Onlardan biri de hatta çok yakın arkadaşım Aytu. Biri Nuri. Yine çok yakın arkadaşım. Aytu'yu bu arada nereden tanıyorum bunu diyorsanız Hayki diye biliniyor. Ünlü bir rap sanatkarıdır kendisi. Çok yakın arkadaşım. Ve ismi de ne olsun ne olsun abi diyorlar. Ama bu arada yani koltuklar gidiyor mesela. Adam koltuk taşıyor. Abi ismini ne düşünüyorsun falan diye. İçeri koltuk taşıyor. Öbürü televizyonu taşıyor falan. Ve tam bir gerçekten herkes karınca gibi çalışıyordu. Ama hiç alakası yok onunla. Sonra Mert vardı işte orada. Mert dedi ki abi bir isim bul artık falan yani bilmem ne. Dedim karınca tatu olacak. Herkes falan gibi sesler çıkardı. Herkes beğendi. O gün karınca tatu ismi konuldu. Masal gibi anlatıyorum değil mi? Onlar erdi muradına. Biz çıkalım kerevetine. Karınca tatunun kuruluşu home studio ve böyle bir ortam. İsmi nereden geliyor? İsmi... Benim kitabımdan geliyor. Büyük Karınca Hain diye bir şey yazmıştım 2013 yılında. Ama bastırmadım yayın evine. Daha doğrusu yani onlar çok ısrar etti falan değil. Yani bir yayın evine götürmedim kitabı. Kitap da daha yeni basıldı. Kasım 2018'di. Yani bu videoyu çektiğimizden kaç ay önce oluyor? 8 ay önce falan oluyor. Daha yeni yani. Oho. O zamanlar işte stüdyoyu kurarken 2015 yılında ismi oradan geldi. Karınca Tatu'nun ismi Büyük Karınca Hain'i kitabından geldi. Kitabı da bir verebilir misin? Gösterelim. Mersi. Kitapta şu efendim. Alta link bırakırım istiyorsanız satın almak için. Çok sınırlı adette basıldı. Çünkü satmaz diye. Hayır yani ilk... Ya evet o var satmaz diye de bir yazarın ilk kitabı ve underground bir yazın. Beat Generation'ı bilenler varsa Beat kuşağını... Ona benzer bir yazın stili. Almak isterseniz aşağı link bırakırım efendim. Bu arada arkadaki bütün şu stampaları da kendim yaptım. Arka kapakta özel bir tasarım var falan. Ama yani şu olay benim içime sindi kitabı basarken. Bununla ilgili çok konuşmayacağım ama karıncanın anlamı ne derseniz kitabı okumadan anlayamazsınız. Gerçekten kitabın reklamı değil bu. Kitabı okumanız lazım ki bir şeyler çıkartın. Herkes de kendine göre bir anlam çıkartacaktır. Mesela Esin'e soralım. Karınca
Bence anlatmalısın. Ufak bir anekdot dahi olsa ya da o... Öküzcesine çok basit şekilde söyleyeyim. Karınca her şeyin bitişi olarak adledilebilir. Ölümü simgeliyor olabilir. Pesimist bir şeyi simgeliyor. Ya da bakış açısına göre çok beyaz bir şeyi de simgeliyor olabilir. Ağustos böceği diye başka bir dükkan kuracağım. Ağustos böceği tatu yakında. Neyse yani karınca mevzuatı öyle. Çıkışını da anlatmış olduk, iyi oldu insanlara. Ha, o serüveni de bu arada tamamlayalım. Home Studio döneminden sonra 2016 Mayıs'ında, Mayıs 7 Mayıs hatta official doğum günü Karınca Tatu'nun. 2016 7 Mayıs'ında Acı Badem'de bildiğimiz standart dükkan giriş, yani standart dükkan tabela falan. Öyle bir yer haline geldi. 3 sene oradaydım. 3 seneden sonra da yine 2019 kaç Mayıs'ında açtık burayı? 10 Mayıs'ta mı? 11 Mayıs'ta da burayı açtık. Burası da Moda. Tekrar Kadıköy Moda'ya döndük. Şahane bir yer bence. Çok keyifli bir yer oldu. Yani Karınca Tatu'nun böyle bir kaç sene oluyor? İşte 4 senelik falan bir serüvene yaklaşık. 4 seneye yaklaştı yani. Böyle. Bilmiyorum, belki özel hayata girer mi girmez mi bilmiyorum. Donunun rengi ne falan. Dövme yaparken ne renk don giyer? Hatırlamıyorum. Evet. Biraz Bahadır Cem Börekçioğlu'ndan ya, bahsedeyim ister misiniz? İstemem. Donumun rengini mi söyleyeyim yani? Yok, İlla yok. Öğreneceksiniz yani. Dıdış dıdış. Bu kanalda eline gitar alıp böyle bir şarkı... Hayır. Hayır, göremezsin. Asla göremezsin. Hayır. Hayır. Tamam, hadi ondan bahsedeyim. Şahsi YouTube kanalım da var bayanlar baylar. Aşağı onun da linkini bırakırım. Adım soyadım zaten. Bahadır Cem Börekçioğlu yazabiliyorsanız biraz uzun. Kanala girin. O kanalı aslında ben daha çok asılıyorum. Yani daha çok emek sarf ediyorum. Yani dünyayı dolaşma gibi bir hayalim var. Öyle çok video gelecek. Ana videolar gezi videoları olacak. Şu anda Road Trip serisi var sadece. 6 videoluk. Şurada dövmesi var ya. İşte şahsi kanala girin ve inceleyin, kurcalayın. Orada daha çok ben var ve daha çok sıkıcı videolar var. İyi, tamam, kapatalım o zaman. İzlediğiniz için teşekkür ederiz efendim. Uzun bir ara verdik dövme muhabbetlerine ama asıl programımız bu. Çok da duygusal yaklaşıyorum ben. Gözlerim dolu. Bu da 30. bölümdü. Burada olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Ve diğer videolarda göz atın. 62. falan bu arada bu video kanaldaki. Ama bu arada demeden olmaz, lanet olsun ki abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın. Yorum yazmanız zaten ekstra önemli. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Biz de sizi özledik. Mucuks. Oy dilenen politikacılar gibi. Ne olur bize oy atın. Bir şey vaat et. Yol yapacağım. Yo, herkesin evine dövme yolu yapacağım. Herkesin evine geleceğim, dövme yapacağım ve bedava. Bas hadi, bas, kapatalım. Bakıyorum ben. Bas.